Merhaba sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün birinci sınıf arkadaşlarımızla beraber çıkarma işlemini öğreneceğiz. Çıkarma işlemini nasıl yaptığımızı örneklerimizle birlikte anlatacağız. Ve öğrendikten sonra hep birlikte bol bol alıştırmada çözüp konumuzu iyice pekiştireceğiz canlar. Dersimize başlamadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ki diğer videolardan da haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar, işlemlerime başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Çıkarma işleminde biz buradaki eksi işaretini kullanıyoruz, tamam mı? Bakın, burada da eksi var, burada da eksi var, burada da eksi var. Şimdi yine bir elemanlarımızı tanıyalım. Yukarıya yazdığımız sayı bizim eksilen sayımız. Altına yazdığımız sayı ise bizim çıkan sayımızdır tamam mı? Bu ikisinin sonucu ise buraya yazacağız birazdan öğreneceğiz. Farktır tamam mı? Buna da biz fark diyoruz çıkarma işleminde. Bunları söyledikten sonra hemen bakalım. Şimdi bu işlemi yapmak için bizim iki tane yöntemimiz var tamam mı? Birinci yöntemini söyleyeceğim sonra ikinci yöntemini söyleyeceğim. Birinci yöntemde şöyle yapıyoruz. Eksilen sayı kadar parmak açıyoruz. Hemen açtık. Kaç tane var? 9 tane var değil mi? Öyleyse sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane parmak açtım. Peki çıkan sayı kadar ne yapacağız hocam? Şöyle yapacaksınız. 4 yazıyor ya burada çıkan sayı. İşte buradaki 4 kadar ben bu parmakların sayısını eksiltmem lazım. Tamam mı? Yani geri geri saymam lazım. Çıkarma işlemi geri geri saymak demek. Hani toplama ne demekti? İleri ileri saymak demekti. Çıkarma da tam tersi. Geri geri saymak demek. Öyleyse ben açtığım 9 parmaktan 4 tane parmağı geri kapatmalıyım. Tamam mı? Şimdi 4 tane sayacağız. Geri kapatacağız. Her bir sayışımda da bir parmak kapatacağım. Tamam mı? 9 parmak var. Sayıyorum 4 tane. 1, 2, 3, 4... Bak 4 parmak kapattım. Geriye kaç parmak kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 parmak kaldı. Demek ki bizim buradaki sonucumuz 5'miş sevgili canlar. Gördünüz mü? Bu kadar basitti işte. Şimdi ikinci yöntemimiz neydi bunu yapmak için peki? Hemen onu da söylüyorum. Yukarıdaki 9 parmağı biz böyle açmak yerine direkt olarak aklımızda tutuyoruz. Daha hızlı yapmak için tamam mı? 9 tane parmak açmıyoruz da 9 tane parmak aklımızda diyoruz. E sonra ne yapıyoruz? Çıkan sayımız kaç? 4. Öyleyse ben 4 tane parmağı ne yapmalıyım? Açmalıyım bu şekilde. Aklımdaki sayıdan 4 tane geri saymalıyım. Tamam mı? Şimdi bak 9 aklımızda. 4 parmağımızı açtık. Şimdi 9'dan geri geri ne yapıyorum ben? Saymaya başlıyorum. 9'dan önce hangi sayımız geliyordu? 8. Her saydığımda bir parmak kapatıyorum. 8 dedim bir tane kapattım. 7 dedim bir tane kapattım. 7'den önce 6 geliyor. 6 dedim bir tane kapattım. 6'dan önce 5 geliyor. 5 dedim bir tane kapattım. Bak hepsini kapattığımda sonucu bulmuş oldum. Sonuç yine 5 çıktı. Gördün mü? Hadi bir kez daha yapalım. Şimdi 9 tane parmak aklımızdaydı. 4 tane parmağı açtık. 9'dan önce ne geliyordu? 8. 8'den önce ne geliyordu? 7. 7'den önce ne geliyordu? 6. 6'dan önce ne geliyordu? 5. Gördünüz mü? Bütün parmakları kapattığımda 5 buldum. Yine aynı buldum. Tamam mı? Biz çıkarma işlemini yaparken her zaman bu yöntemi kullanacağız. Çünkü birinci yöntem olsaydı bakın birazdan 12 diyor. Bizim elimizde 10 parmak var. O yüzden 12 tane parmak açamayacağımız için yukarıdaki eksilen sayımızı biz her zaman aklımızda tutuyoruz canlar. Tamam mı? Aşağıda Aradaki sayı kadar parmak açıyoruz sadece. Anlaştık mı? Şimdi devam edelim. 8'den 3 çıkaracağız. Şimdi 8'i aklımızda tutuyorduk. 3 tane çıkaracağımız kadar parmak açıyorduk. Açalım 3 tane parmağımızı öyleyse. 8'den geri geri sayacağım. Ne geliyor 8'den önce? 8'den önce 7 geliyor. 7. Sonra 6 geliyor. 6. Sonra 5 geliyor. 5 değil mi? 5'miş. Bunun sonuca 5 yapıyormuş demek ki. Hemen yazalım. Şimdi geldik buna. 12'den 4 çıkaracağız tamam mı? 12'den 4 çıkaracağız. 12 aklımızda 4 parmağımızı açtık. Değil mi? Yukarıdaki sayı aklımızda tutuyorduk. Aşağıdaki sayı kadar parmak açıyorduk. E yukarıdaki sayı aklımızda 4 tane parmak. 1, 2, 3, 4 açtık 4 parmak. Ne yapacağız bu parmakları? Geri geri sayacağız değil mi? 12'den bak unutma tamam mı? Ama sayarken bak bazen hata yapıyorsunuz. 12 ile sayıyorsunuz. Hani 12 11 diyenler oluyor. Öyle değil canlar, tamam mı? 12 aklımızda. 12'den önceki sayıyı söylüyoruz ilk başta. 12'den önce ne geliyor? 11 geliyor. 11. 11'den önce 10 geliyor. 10. 10'dan önce 9 geliyor. 9. 9'dan önce 8 geliyor. 8. Bakın bunun sonucu da 8'miş. Evet, bunu da söyledikten sonra artık alıştırmalarımıza geçebiliriz. Gene bunları da aynı yöntemiyle yapacağız. Bakalım eksilen sayımız 17'ymiş. Çıkan sayımız ise 5'miş. 17'den 5'i ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Öyleyse biz ne yapıyorduk? Yukarıdaki sayıyı aktığımızda tutuyorduk. 17 aktığımızda 5 tane parmak kaçmam lazım benim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parmağımı açtım. Şimdi 17'den 5 tane geri sayacağım. Ne geliyor 17'den önce? 16 geliyor. 16'dan önce 15 geliyor. 15'ten önce 14 geliyor. 14'ten önce 13 geliyor. 13'ten önce de 12 geliyor. Demek ki bizim sonucumuz 12'ymiş. Bak bunu da bulduk. Öğrendik artık değil mi? Şimdi bunu yapalım. 7'den 5 çıkaracağız. 7 tane sayı aklımızda. 5 tane parmak açıyorum. 1 2 3 4 5. 5 parmağımı açtım. 7'den geri geri 5 tane saymalıyım. Sayıyorum hemen. 7'den önce ne geliyor? 6 geliyor. Öyleyse 6'yı söylediğim bir tane kapattım. 6'dan önce 5 beş geliyor. 5'i söyledim, bir tane kapattım. Sonra 4 3 2. Bak artık biraz hızlanalım, değil mi? Yani 20'ye kadar sayıları ileri ve geri şekilde iyi bir şekilde sayabilmek gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Çıkarma işlemini iyi yapmak için 20'den geri geri sayıları hızlı bir şekilde sayabilmemiz gerekiyor. Hani nasıl hocam? Şöyle mesela 7 attığınızda 5 parmak açalım hemen. 1 2 3 4 5. 7'den geri geri 5 tane sayacağım. Sayalım. 6, 5, 4, 3, 2. Hemen böyle 2, 2 diye tak tak bulmamız lazım sonuçları tamam mı? Birazcık hızlanmamız lazım yani. Tabi başlarda yavaş olacak sonra hızlanacağız tamam mı? Ben de böyle ilk başlarda çok yavaş yapıyordum. Öğrendikten sonra iyice hızlandım. Şimdi 18'den 9'u çıkaracağız. Bu sefer 18 yine aklımızda yukarıdaki sayımız ve 9'u ne yapıyoruz? Parmaklarımızda gösteriyoruz. Gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle yapalım 9 tane parmağımız var tamam mı? Şimdi 9 tane geri geri saydım 18'den. 18'den önce ne geliyor? 17 geliyor. 17 sonra 16 sonra 15, 14, 13, 12, 11, 19. Bir daha yapalım. 18'den geri geri sayıyorum. 18'den önce 17, 16, 15 14 13 12 11 10 9 demek ki 18'den 9 çıkarsa yine 9 kalırmış. Bu işlemimizde bu şekilde yaptık. Sevgili arkadaşlar, son olarak sırada İki basamaklı çıkarma işlemlerimiz var. Hemen bunları da söyleyeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. Burası çok önemli ama çok dikkatli dinleyin tamam mı? Hani gene aynı işlemleri yapıyoruz. Fakat iki basamaklı olduğu için bazen zor geliyor bazı arkadaşlarına ama çok kolay olduğunu şimdi hep beraber göreceğiz. Bakın bu şekilde işlemlerde işlemleri aynı toplama işleminde olduğu gibi sağ taraftan başlanır tamam mı? Sağ taraftan. Yani önce ben 4'ten 4'ü çıkarmalıyım. Sonra 3'ten 1 çıkarmalıyım tamam mı? Şimdi yapalım. 4'ten 4'ü çıkaracağız. 4 aktımızdaydı. 4 tane parmağımızı yine açtık. Çıkan sayı kadar. 4 aktımızda 4 parmağımızı açtık. Şimdi 4'ten geri geri saymam lazım. Ne geliyor 4'ten önce? 3 2 1 0. Demek ki burası kaç yaptı? 0 yaptı. Hemen 0'ı buraya yazıyorum. Bak bunu ayrı bir çıkarma işlemi gibi yapıyorum. Bu başka bir çıkarma işlemi de sanki bu başka bir çıkarma işlemi tamam mı? Hani 4 eksi 4 başka bir çıkarma işlemi sanki. Sanki 3 eksi 1 de başka bir çıkarma işlemiymiş gibi yapıyorum tamam mı? Hani şurada bir çizgi varmış sanki biz görmüyormuşuz gibi. Tam ayrı ayrı yapıyormuşuz gibi. Öyle de aklınızda tutabilirsiniz. 4'ten 4'ü çıkardık şimdi. 0 kaldı. Şimdi de 3'ten 1'i çıkarmam gerekiyor değil mi? 3 aklımızda bir parmağımızı açıyorum. Açtım bir parmağımı. 3'ten önce ne geliyor? 2. Bak bir tane saydım bitti. Zaten bir tane geri say diyordu bana. Bir daha yapalım. 3 aklımızda bir parmak açtık. Bir tane geri sayıyorum. Saydım. 2 kaldı. Demek ki burası kaçmış? 2'ymiş sevgili canlar sonucumuzu kaç olarak bulduk? 20 olarak bulduk. Hani ayrı ayrı yapıyoruz ama sonra çıkan sonucu 2 0 diye okumuyoruz tamam mı? Birlikte okuyoruz. 20 olarak okuyoruz. Tamam mı? Şimdi gelelim şu alıştırmamızı da yapalım. Konumuzu iyice pekiştirelim. 23'ten 11'i çıkaracağız tamam mı? Şimdi ne yapıyorduk ilk önce? Sağdan başlıyorduk. En sağ taraftaki sayılardan yani 3 ile 1'den başlamam gerekiyor. 3 e, aklımızda bir parmağı açtım. 3'ten bir tane geri sayacağım. Sayıyorum. 3'ten önce ne geliyordu? 2, değil mi? Bitti. 2 ymiş burası. Şimdi 2'den 1'i çıkarmam gerekiyor. Tamam mı? 2 attığımızda bir parmağımızı açtık. 2'den 1 çıkacak. 2'den önce ne geliyordu? 1 geliyordu. 1 dedik bitti zaten değil mi? Bir tane çıkaracaktık. Burası da 1'miş. Bak 2 attığımızdaydı. Bir parmağı açtık. 1 kaldı. Tamam mı? 1 çıkardık. 1 kaldı. Öyle düşünelim. 12 olarak buranın sonucunu da Bulduk sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar yaptığımız işlemler onluk bozmadan yaptığımız çıkarma işlemleriydi. Eğer ki bunu tamamen anladıysanız bir sonraki dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemini de görebilirsiniz. Tamam mı? O videomu da kanaldan izleyebilirsiniz. Beğenmeyi unutmuyoruz canlar. Anlaştık mı? Videoyu beğeniyoruz, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, herkes öğreniyor ve abone olup bildirimleri açıyoruz. Şimdi ben de size bir tane soru sormak istedim. Hadi bir tane de ben size soru sorayım. Cevabını yorumlara yazın. Bakalım öğrenmiş miyiz gerçekten? Hemen şuraya yazayım ne olsun? Mesela mesela 14 olsun. Tamam mı? 14'ten kaçı çıkaralım? Mesela mesela kaç çıksın? 3 çıksın tamam mı? 14'ten 3 çıkarsa kaç kalır? Bana da yorumlarda yazın. Bakalım öğrenmiş misiniz? Ben de iyice bir göreyim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere sevgili canlar. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın. Sağlıkla kalın.